message gelecek. Daha da böyle kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan bir dark message gelecek. Ve arkadaşlar 3. maçtayız seride. 5 maçlık serinin 3. maçında bakalım. Bu sefer sol tarafta Beşiktaş, sağ tarafta DP olacak. Şimdi Lovelant'la başladılar, şaşırtmadılar. Son 2 maçta olduğu gibi dark message'da işte Lulu yasaklaması geldi. İlk yasaklama, o ilk maçta enerjinin gösterdiği Lulu performansını tekrardan görmek istemiyorlar. Beşiktaş zaten şu ana kadar istediğini yapabildiği için yasaklamalar da aynı. Dark evet. message burada bir şeyleri değiştirmek zorunda. Sejuani mesela buraya gelecek, muhtemelen eklenecek. Sejuani'yi bırakmak istemeyecekler. Bu sefer sence özellikle Rexa'yı bırakacaklar mı? İlk seçim hakkı çünkü Beşiktaş'ta. Ya Rexa'yı kendileri oynadılar, pek iyi bir sonuç alamadılar. Rakibi bırakmak demek bir noktadan sonra Teokolis'in en çok güvendiği şampiyonu ona teslim etmek anlamına gelecek. O yüzden bir ihtimal yasaklayabilirler ama bu makayı yasaklamasıyla beraber bir tercih yapmaları lazım. Rexa'yı mı yasaklayacağız yoksa Sejuani mi? Şimdi Beşiktaş öncelikle son yasaklamasını yapacak. Acaba onlar Sejuani'yi yasaklayacaklar mı son yasaklama hakkında yoksa Sion'a mı gidecekler? Lisandro. Kafaları rahat şu an. Evet. Çünkü yani Rexy ve Sejuani ikisinden bir tanesini yasaklayabileceği için Dark Passage diğer kalanı alabilirler. Kalanı alacaklar dediğin gibi şimdi bakalım burada Dark Passage'ın ya da şöyle bir rahatlıkları da var. Mesela burada Sejuani yasaklaması gelirse Rexy'yi rakibi de bırakabilirsin istersen farklı bir şey de yapabilirsin. Çünkü Dark Passage Rexy ile oynadı. Evet oyunun başında güzel oyunlar yaptı ama devamını getiremedi. Bu yüzden şöyle bir rahatlığım var. Rexy'yi alan oyunu kazanıyor diye bir şey yok. Ahri geldi ve bakalım. Şimdi burada Sejuani'yi yasaklamayarak aslında rakibe bir yem var. Evet yani sen alırsan ben de bunu alırım. Oo bir dakika. Çogat. Orta koridor Çogat'ı olabilir mi diye merak etmiyor değilim bakalım. Orta koridorda. Ve burada eğer bu tercih yaparlarsa ilk hani elini gösterecek olan takım da Dark Passage. Evet yine Riva'nı gösteriyor, alkışları topluyor Taldin. Ama şimdi açıkta olan çok fazla şampiyon kaldı. Rexa'yı açıkta, Sejuani açıkta. Maokai'yi... Sihirden büyüleri... Yasaklı gerçi. Diyor ki Hecarim mi diyor. Evet. Ama geçen maçtan kalmış olabilir. Tabii ki o da olabilir. Ama yani beklenti yaratıyor insanda şimdi. Evet 20 saniye kaldı seçimini yapması için Beşiktaş'ın. Bakalım ilk seçim hakkında ne gelecek? Özellikle Sejuani ve Rexa'yı bu ikisinden biri acaba gelecek mi? Sejuani neden olmasın? Sejuani neden olmasın? Hani şu an belki de ormandaki Rexa'yı. Ama Rexa'yı. Rexa'yı. Rexa'yı daha yana kullanıyor Teokles. Sejuani, Sion yapabilirler bu durumda isterlerse ve Thresh ilk defa. Thresh, touch alamadı. Bir de biz oynayalım şununla ya. Bir de biz oynayalım da o şeyleri bize tutamıyor. Yine Hecarim geliyor Elvin'de. Sizin seçimlerinizi şöyle bir elinizden alalım dediler. Yasaklama tarafını bitirmediler. Seçim tarafında da yasaklamaya devam ediyor. Rumble'lı bir kompozisyon olur mu acaba? Rumble'lı yine Korki'li. Beşiktaş'ın sevdiği sezon boyunca çok fazla yaptı. Az önce zaten Nardius de eli de sıcak Korki'ye. Arka safları döven, rakibin ön saflarını pek umursamayan bir kompozisyon acaba gelir mi? Diye merak etmiyor değilim. Bakalım bu tercihler ama şöyle bir şey var. Thresh'i almaları çok önemliydi bu noktada. Özellikle bu kadar hani Dumble iyi bir performans sergilerken onun elinden çekip almaları fark yaratabilir. Morgana ve Lucian. Burada Morgana destek mi? İşte soru işareti. Soru işareti bu. Morgana destek mi yoksa yukarı koridora mı gidecek? Şimdi Dark Passage bakalım iki seçim daha göstermek zorunda. Orta koridoru mu gösterecek yoksa yukarı koridoru mu belli edecek? Yani eğer Naru bu oyunda bu tercihi yapacaksa, evet Morgana'yı belki desteğe çekmeye düşebilirler ve yukarı koridora savaşa daha böyle girebilecek bir şampiyon tercih etme ihtimalleri var. Korki'yi de Zerat. Bu arada Zerat'ı kilitlediler. Bakalım Korki de gelecek mi acaba Thresh'in yanına? Korki de gelirse esasında menzil olarak özellikle 6. seviyeden sonra çok büyük bir kuşatmalarda şu anda avantaj ele geçirecekler Korki ile birlikte. Dürtme potansiyeli ama yayının başında açıkladığımız bir şey vardı. Nedir bu? Dürtme kompozisyonları yavaş yavaş dünya çapında düşmeye başladı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Sözünü kesmiş gibi oldum biraz ama şimdi bak zaten Morgana var. Morgana'nın yanında bir de Nidalee gelirse hem kalkan hem iyileştirme efekti. Böylece dürtme kompozisyonu vurduğu hasarı zaten tekrardan yenebileceksiniz. Bir de şimdi yukarı koridorda böyle hayatta kalabilen bir şampiyon gelirse ve savaş başlatabilecek bir şampiyon gelirse dürtme kompozisyonunu çok büyük riske atacak bir karşı beşli kurmuş olacak Beşiktaş takımı Rumble. Rumble'ı ben bekliyordum zaten bu noktada. Yani savaşa girmeden aslında rakibin arka saflarını çok iyi bir şekilde yorabilecek bir şampiyon. Evet. Bana bunun cevabını verin. Buyurun Rumble. Rumble'la beraber eğer bu noktada bir tane mızrak tutarsa hakikaten sıkıntı. Büyük sıkıntı hem de. Naturus kitlenebilir yalnız.
son zamanlarda özellikle Sejuani'ye gelen o Sejuani hasarı birazcık düştükten sonra Natürlis'te çok fazla teknik sıralarda özellikle oynanmaya başlandı ve ormanda çok güçlü bulduğum bir şampiyon. Çok hızlı temizlik yapabiliyor, ormanı çok hızlı temizleyebiliyor. Baskınlarında hem çipası var hem ultisi var, çok kuvvetli. Sejuani'ye tekrardan geriye döndü. Bakalım Sejuani mi kilitleyecek? Yani Sejuani kilitleyecek. Sejuani artı Hecarim aslında Corki ile burada Zerat'ın istediği o meşguliyeti ayrıyeten Trish'te ekle meşguliyeti yaratabilecek. Ben o, burada Dark Passage'ın savunma hattını iyi kuruyorlar. Ve yani durdurabilecek bir hat. Bu bir duvar. Yani Trish'in ultisi, Sejuani'nin ultisi, Hecarim'in ultisi bunlar gerekirse arka saflara gerekirse rakip takımı ikiye ayırmak veya başlayan bir savaşı durdurmak adına çok önemli. Dürtme potansiyelleri var. Takım savaşında birisini eğer kitlemeyi başarırlarsa çok hızlı bir şekilde aradan çıkarma potansiyelleri var ama Nidalee artı Rumble ikilisinin yapabileceği özellikle Morgana'nın o Q'su karanlık esaretiyle beraber bir şampiyonu tutması demek belki de o şampiyonun aradan çıkması. Yani iki takımın da rakip takımı 4 kişi bırakacak potansiyeli var ama burada Rumble çok kritik rol oynayacak çünkü onun atacağı ultiler arka saflarda Corki ile beraber Zerat'ın bayağı bir canını sıkabilir. Yani bu duvara takılmadan, bu duvarın üzerinden geçmeye çalışmadan rakip arka saflarını geriye düşürebilirsiniz. Bakalım çok az bir süre kaldı. Şimdi yükleme ekranına doğru geçecek takımlarımız. Bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta da Dark Passage. Bakalım üçüncü maçta acaba Dark Passage umudunu tazeleyebilecek mi? Seriyi uzatabilecek mi yoksa Beşiktaş 3 maçta bu işi bitirecek mi burada? Esasında geçen sene Dark Passage bunu çok fazla yapıyordu. Genelde final serileri 3-0 bitiyordu. Pek fazla uzatmıyorlardı. Bu sefer ters pozisyonda kalan Dark Passage oldu bakalım. Evet. Burada nasıl bir sonuç bulacağız? Bu arada maçımız başladı. Serinin 3. maçı artık vadideyiz. Bakalım neler olacak? Umutlar kim için burada parıldayacak? Dark Passage kırmızı tarafta olacak bu maç boyunca. Mavi tarafta ise Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Hecarim'in bir kamp temizleyip belki de bir koridor değişikliğinde işaret olabilir bu. Geri dönmeyi planlıyor olabilir çünkü X ile çıkmadı. Sadece kristal matarasıyla yola çıktı. Diğer tarafta Beşiktaş bir takım halinde yol almaya başladı. Orada görüş aldı mı acaba Dark Passage? Herhangi bir işaret gelmedi. İki takım birbirinden habersiz bir şekilde ormanına girdi. Rek'Sai ters tarafta gördü mü acaba? Bakıyor gördü. Gördü. Gördü Olifix'i büyük ihtimalle. Oo çok tehlikeli olabilir bu. Ya Kristen'ın orada aslında takımdan ayrılması bile çok büyük bir risk. Karşı takımda Morgana var. Nidalee var. Yani bu çok büyük bir riskti. Kendi ormana doğru geçti. Evet. Yalnız hala risk devam ediyor. Kristen'ın o ormana girmesi büyük bir sıkıntı yaratabilir. Kendi ormanı olsa bile şu an. Çünkü rakip tarafına işgal edilmiş durumda. Evet, şimdi takım arkadaşlar. Şimdi takımca gidiyorlar o tarafa doğru. Bakalım. Burada bir tuzak. İlk seviye. İlk seviyede işler karışacak. Oradan bir sol yaparlarsa sıkıntı. Şimdi Sejuani gidiyor. Çok fazla bekledi. Dumbledore karanlık bağ geliyor mu? Karanlık bağ. Kırmızı. İlk kan. Lucian'da kalıyor böylece. Mesela'yı kanı dondu orada. Ne oluyor orada dedi. Bizim çocuklar yine kanı döktü dedi. İlk kan burada Beşiktaş'a gidiyor. Ama yani Crystal daha en başında dolaşmaya başlarken takımdan ayrıldı. Kuzu gibi, koyun gibi orada yakalandılar. Ne gerek var? Belli şimdi ki orada bir de kırmızı güçlendirmeye çalışacaklar mı? Morgana var orada. Thresh gidiyor oraya doğru. Thresh'e bakmak lazım. Yakalanacak mı acaba? Thresh ormanın içinde. Sadece Morgana var. Bu sefer iyi çıkıyor. Korudu. Dark Passage koridor değişikliği yaparak burayı korudu. Ya ilk kanın dökülmesi çok muazzam sıkıntı değil. Çünkü en azından orman kampını korudular. Dark Passage bakalım ne yapacak? Naru bu arada tabii onda manası biraz azaldı ya o savaştan bugün sonra. Bugün böyle bir dalgın, ne bileyim, böyle bir kendinde değil gibi oynuyor ya. Ben de öyle bir izlenim yaratıyorum. Biraz fazla üzerine oynuyorlar Johnny. Yani o da kolay değil şimdi. Bu arada karanlık bu oyunları yapan aslında olmadı. Crystal'dır. Evet. Değil mi? Evet. Yani sezon boyunca rakibin ormana girip o Lee'sin oyunu atılıyorsun. Rakibin kampını çalıp ikinci seviye olup mahveden oyuncu Crystal'dır. Ama bu oyunda devamlı bir şekilde yani Beşiktaş onun oyununu engelliyor. Ormanda yaptığı, erken safhada yaptığı bu oyunlar ya Beşiktaş'a müthiş bir yine kartopu etkisi gücü sağlıyor. Bu arada Naru. Enerji. Naru ikilisi şu anda kapışmaya devam ediyorlar. Şifa geldi Naru'dan. Naru şifasını kullandı. Çünkü enerji şimdi yetenekleriyle kendi canını toparlayacak tekrardan ama Naru'nun böyle bir durumu yok. Böyle bir şansı yok. Taldrim bu arada. Elvin'de karşı alt koridorda. Şu anda bakıyorum orada da minyon sayıları birbirine eşit. Taldrin Naru ikilisi devam ediyorlar mücadele. Tevkles, Ejderha bölgesindeki Yampiri yengeci
kesti ve oradaki görüş avantajını oyunun başında birazcık olsun eline geçirmeyi başardı. Orta koridorda tabii mücadele devam ediyor. Bu arada canı azalan bir Crystal var ormanın içerisinde ama olacak. Şimdi alt koridora baskın. Elvin oradan uzaklaşabilecek mi acaba? Teoknes'ten güzel bir baskın. Hani Elvin de orada öldüremeselerdi en azından geri püskürtmüş oldular. Elvin oyunun başında X'i de gelmeyip kristal matrasıyla geldikten sonra bir kampı temizleyip dürüp bot aldı. Botuyla geldiği için hani orada canı doldurabilecek ekstra bir mekaniği yoktu. Evet. Burada aslında çok güzel baskın Teokolis'ten rakibin yeterince can doldurma efektine sahip olmadığını bildiği için oraya geldi, rakibi geri gönderdi ve şu an o koridorda Rumble'ı çok rahatlattı. Tutacak mı acaba? Rumble'ı üzerine doğru gidiyor taçın. Bir şey olmadı. Bu arada Teokolis rakibinin Gromp'unu çalıyor. Alt koridora yakın olan bölgede. Şimdi Chris'e oraya doğru gidiyor. Çift güçlendirme var üzerinde. Teokles de üzerine doğru gidiyor. Şimdi Crystal onu gördü. Kısa düştü. Kısa düştü. Evet, kısa düştü. Ve oradan hemen kaçıyor, uzaklaşıyor. Crystal bugün birazcık yeteneklerde, haritada tuttuğu konumda... Oo, Horipix üzerine gitti. Dardius o takası istiyor yalnız. Fazla dürtüldü. Şimdi Dumbledore taçın karşısındaydı. Bu takas da Beşiktaş birazcık daha sanki avantajlı durumda. Zaten yani Lucian'ın doğası gereği... ilk seviyelerde özellikle 1-5 arasında dürtme potansiyeli kendisine daha fazla dönük gözüküyor. Çünkü yani iki tarafın Q'larını, fosfor bombası ve o Lucian'da Q'sunu düşünecek olursak bir tanesinden kaçmak diğerine nazaran daha basit. Corki'nin o fosfor bombası daha yavaş bir efekt olduğu için 6. seviyeye kadar dürtme avantajı her zaman minyonları da kullanarak Lucian tarafında, ama 6. seviye olduktan sonra işler değişebilir. Evet, Elvin alt koridor. Crystal oraya yaklaşmış. Bakalım bir baskın edecekler mi? Elvin birazcık da yemliyor sanki ön tarafta durarak ama... Evet, şimdi Crystal geliyor. Bakalım Tal'Drin ve koridoru geri püskürtmeye çalışıyor. Tehlikeli bir pozisyonda kalabilir. Elvin 4. seviye. Şimdi Tal'Drin biraz fazla ileri çıktı. Crystal 3. seviye, az dikkatli olması lazım. Hemen üzerine gidiyor. Çarpı da kullandı. Tal'Drin orada sıçrayarak uzaklaşıyor. Ve hayatta kalmayı başardı ama... Güzel. Crystal'dan en azından hani bir koridoru rahatlatan bir hareket geldi. Evet. Bir sonraki, çünkü ziyaret edişinde eğer 6. seviye olursa burada Rumble'ı kitlemeyi başarabilir. Hatta şu an kule altından geriye doğru ittirdiler. Teokles'ten çok önemli bir baskın. Yukarı koridora gelmek üzere. Rakibin arkasından çıkacak. Yalnız minyon dalgası oradaydı. Taş şimdi uzaklaşmaya çalışıyor. Ama Horifrix'e tutuyor. Karanlık mı? Horifrix şimdi Valkyrie Squad tutuşturuyor üzerine. Çok yüksek hasar. Bardius'a bırakıyor skoru. Bardius bir skoru daha çekerek var. Taş kaçabilecek mi acaba? Kule altına gidiyor. Karanlık hasar. Büyük oyunlar bunlar. Büyük oyunlar. Yani... Ya Dumble bugün ne yaptıysa tuttu arkadaş. Evet. Crystal şimdi tek başına cevap vermeye çalışıyor ejderha olarak. Elvin de oraya doğru gidiyor. Evet, yaklaşıyorlar. En azından oradaki iki skora karşılık bir karşılık vermek istiyorlar. Bakalım burada alabilecekler mi? Canlar bayağı bir azaldı. Özellikle Crystal için söylüyorum. Ama ejderha düşürmeyi başaracaklar. Yani oyunun başında bu kar topu etkisini durduracak bir şey mi bu ejderhayı alabilmek? O bir soru işareti. Nardius'a yine iki tane skor. İlk maçta o iki tane skoru aldığında neler yaptığını görmüştük. Bu zaman bir de asisti var. Şimdi Nardius hala geriye dönmedi. Geriye döndüğünde ne alacak çok merak ediyorum. AMK kılıcı. Şimdi geriye dönüyor. O AMK kılıcın yanında bir şeyler daha koyacak. Hadi bir de uzun kılıç olsun. Bir de uzun kılıç koyacak. Karşı belki tarafta... bu oyunda şunu deneyebilir. Ya yani bir ihtimal bir hırpalayan erken safhada bu kadar öne geçtikten sonra, ama hayır, kazma. Kazma. Ya işte o yüzden onu, soruyorum. Onun yani. Büyük boyu var mı? Var. Tamam, ver abi ondan bir tane. Dedi ve abi şimdi bu adamla bir tane pırıltısı olan Corki'yi aynı koridora koymak sıkıntı. Evet. Her takası ama kaybedersin. Bak şimdi yukarı koridoru bıraktılar. Alt koridora gidiyorlar. Alt koridorda kuleyi alacaklar. Hızlı yani şu anda Beşiktaş bu dakikada Lucian ve Morgan'ı alt koridora göndererek şunu gösterdi. Hızlı, bu oyunu hızlı bitirmek istiyorlar. Yani belki 30. dakikadan önce oyuna bir son vermek istiyorlar. Hızlı kuleleri alıp rakibin üzerine yıkacaklar oyunu. Evet, aşağıya doğru geliyor. Ya Morgana'nın bir tane karanlık esareti eşittir skor olabilir. Bu noktada Elvin'in çok dikkatli olması gerekiyor. Hatta Holly eğer aynı koridora gelecekse çok dikkatli oynaması gerekir. Şimdi yalnız bence doğru yapıyor. Dark Passage bu koridor değişikliğine şimdilik bir karşılık vermedi ve orada kalmaya devam ediyor. Bu ikinin karşısına gelmek istemeyebilirler. Orada Tal'Drin geri gidecek ve
yukarıdaki yolculuklarını devam edebilir. Ama yani bu kuleyi almaya çalışmak Dark Passage'in şu an en doğrusu. Derken oraya... Ya burada Hecarim'in gelişi çok tehlikeli tabii. Taldırımın farkında ulti geliyor. Ulti'yi kullandı şimdi. Taçın üzerine doğru gidiyor. Horifix taşın canı çok az. Şimdi taldırı geldi diğer taraftan. Teokres geldi. Pardon. Şimdi bakıyoruz. Skor gelecek mi? İkili skor görebiliriz. Hatta üçlü skor bile görebiliriz. Teokres işte giriyor. Sıçramayı kullandı. Horifix üzerinden çok yüksek hasardan. Bir skor daha geliyor. Taldırı'da kalıyor. Dark Passage ne yaptıysa olmadı. Bileti kesti. Ya rakipte Rex'i varken bunu enerji, yapmaları. Crystal üzerine gidecek mi acaba? Bakıyoruz şimdi. Crystal'ın canı azalmasını bekliyor. Şimdi üzerine gidecek. Şartlarıma, şartlarıma. Çok yüksek hasar. Crystal'ı da döndürüyor. Beşiktaş adeta. Skor yağdı. Yağmurlar tuttu. Dark Passage'ı. Buradan dönüş çok zor. 5000 altına çıktı fark. 9. dakikada 10 dakika olmadı. 5000 altına çıkan bir fark. Yani 9. dakikada dakika başına abi 2000 altından fazla fark yaratıyorsun. Bu nasıl bir şey? 1000 altından fazla fark yaratıyorsun. İnanılmaz yani. Yani Dark Passage durumu nasıl eşitler? Hiçbir Dark Passage'ı yok şu anda. Son 3 yıldan beri maçlarını anlatıyoruz. Hiç böyle görmemiştim. Evet, gerçekten Alvin şimdi orta koridora baskı yapmak istiyor. Enerjinin üzerine gidiyor. Ama yine orada. Geldi. Yine orada. Gibi yine orada. Arkadan oraya tutuyor Mızrak. Ama devamında bakıyoruz şimdi ne gelecek. Alvin orada kaçmaya çalışıyor. Enerji üzerine dokunuyor. Çok yüksek hasar var. Orada tutuşturu yetmedi. Teokles'le birlikte skor almayı başarıyorlar. Dediğim gibi tutuşturu yetmedi. Beşiktaş haritanın her yerinde oyunlar yapmaya devam ediyor. Dark Passage'in şu anda tamamen konsantrasyon dağılmış durumda. Dağıldı şu an. Bittiler. Yani devamlı bir oyun yapmaya çalışıyor ama yani bu o kadar bir de orada tutturmuş oyun yine. Tuttu. Son vuruş yok. O kadar da değil. Burada Beşiktaşlı taraftarlarda evet. Siyah beyaz sesleri gelmeye başladı. Evet, İstanbul oyuncular Dardus alt koridoru ittiriyor. Crystal onu güzel tezahüratla alkışlıyor. Taraftarlar Erwin için yukarı koridoru da Taldin'de tekrar bir mücadele girer. Naru arkadan da çok fazla sağladı. Her şeyi Taldin'de orada. Taldin'de skor alıyor. Taldin'in. En az bir kişiyi yanımda götürürüm dedi. Artık onun imza hareketi oldu ya bu. İki kişi de baskına girseniz, ultileri de kullansınız fark etmez ki Taldir'in orada inanılmaz yine bir oyun yaptı. Taça. Ya her açıdan tutturuyor. Bir de mızrak. Kuleyi aldılar direkt bunlar. 7000 altına yaklaşıyor fark. Fark 7000 altına yaklaşıyor. 11 dakikada. Bu arada Alvin koşuna koşuna 4 nala geliyor orta koridora ama kimseyi bulamayacak. 1 dakika 40 saniye kaldı. Ejderhanın çıkmasına ve Rexay'in çığlığını duyduk. Nereye gidiyorsun? Teokles takımına katılmaya gitti. Teokles oyunun başında geçen maçta Crystal'ın yaptığının herhalde iki katını falan yaptı rakibe. O yukarı koridordaki baskın bence hani o tabuttaki son çivi olmuş olabilir. Taldir'in şu an 2-1-2. Ya bir Rumble'ın rüyası bu. Oyuna genelde zordan ayak başlayan, koridoru kaplanan şampiyon burada iki tane skor aldı. Ve en önemli eşyaları bak oyunun başında rakibin o büyü direncini ham olarak kırarsın ultiyle işleri bitirir. Ya zaten şöyle bir durum var normalde hani dediğin gibi Rumble'lar biraz geride başladığı için bazen zamanlarda doğrudan Zonya'ya da gittiklerini görüyoruz. Burada o boşluğu yakalayıp hemen araya bir lanetli maskeyi sıkıştırmış. Böylece dediğin gibi oyunun bu erken evresinde çok daha fazla hasar verebiliyor. Rakip takıma enerji bu arada kedi formda orada ittirmeye bir devam de ediyor. Beşiktaş hani... Bu performansı sayesinde kendine güveni öyle bir geldi ki artıkları tutuyor. Verdi. Taldir'in taç orada sıçradı ama diğer taraftan Teokles var. Kaçış yok taç sana dedi Teokles ve skoru alıyorlar bir kez daha Naru. Suratındaki orta ifade koridorda. Her şeyi açıklıyor bence şu an. Yani Morgan'a oyunlar yapmaya devam ediyor. Tam şunu diyecektim. Demiyorum şu an dinliyoruz. Evet tezahüratlar devam ediyor. Bir oyuncunun, bir takımın kendine güveni geldiği zaman sanki o yetenekler bonus oluyor böyle. Her hafta tutmaya başlıyor, imkansız dediğin şeyler oluyor. Şu an Beşiktaş'ın yaşadığı bu. Güç patlamasının öte bir de moral patlaması yaşıyorlar şu an. Yukarı koridorda Dark Passage o kulenin düşmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Bakalım yeterli olacak mı? Ya Dark diğer tarafta da Mardeus tek başına ittiriyor bu arada. En azından Corki ve Zerat gibi iki tane şampiyonu sahip oldukları için minyon dalgalarını bir şekilde temizlemeyi başarıyorlar ama Beşiktaş tuzağa doymadı. Burada yine bekliyorlar kurbanlarını. Bakalım Crystal orada deneyecek mi? Hayır Thresh son anda orada. Taç hissetti herhalde yani. Totemi gördüler ama. Abi çalı var gitmeyelim çalıya doğru dediler. Dikkat
Beşiktaş çıkabilir o çalıdan. Şimdi yalnız tam tersine dönmüş olabilir olaylar. Yalnız bunu savaşmamalı lazım. Bu çok hemen, tehlikeli. Hemen dağılıyorlar dağılın, zaten. Dağılın diyorlar. Dağılın. Burada durmamamız lazım. Holy Phoenix Dumble nereye gidiyor? Kaçacak acaba? Holy Phoenix şu anda uzaklaşmaya çalışıyor oradan. Chris üzerine doğru gitti. Dumble orada. Dikkatler üzerine çıkıyor. Arkadan da Thunder'ın geldi. Enerji geldi. Thunder'ın üzerine yüksek hasar var. Erbil doğru bir açıdan geliyor. Şimdi Rumble ultisi uzaklardan Zenat desteği geliyor. Enerji için daha az. Dumble önce enerji uzaklaşıyor. Güzel bir oyun. Dark Passage'dan burada açıkçası Beşiktaş'ın özgüvenini kendilerine karşı bir silah olarak kullandılar. Ama atlamayalım. Bu sırada Ejderha'yı aldılar. Taç'tan ulti geldi doğrudan çünkü korkuyorlar aradaki mesafeyi kapatan enerji var. Holyfix Zeta'yı gelip yapıyor ama üzerine bir de Trash geldi ama Teoknes'ten bu ansam oyun. Teoknes'ten bu ansam oyun. Teoknes! Holyfix daha diyoruz yetişti. Ulti'yi açtı. Bir de üzerine infaz! İnfaz! İnanılmaz! Ejderha üzerine 4 tane skor. Verdikleri tek şey rakiplerine bir tane skor oldu bu noktada. Bu arada Letilian oyunculuk döneminde yaşayamadı. Mutluluğa şu anda koçluk dönemine çok yakın. Aynen aynen. Yaşa güzel Teoknes, dedim. Teoknes şu anda orta koridoru ittiriyorlar. Ama Teoknes Dumbledore'la birlikte. 5-0-5. Bu çocuğa karşı neden yasaklanıyor işte burada görüyoruz. İşte o Rex'e iyi bırakınca. Başta ufak bir sohbetimiz oldu. Evet. Hani, abi takım istiyor ya diyor. Ben oynamak istemiyorum takım istiyor. Demek ki bir bildikleri var ya. Değil mi? Crystal, Elvind orta koridoru tutuyorlar şu anda Dark Passage için. İşler hiç yoluna gitmiyor. Arada 10.000 altına yakın bir fark var. Aynen öyle. Ve yani her şeyin kontrolünü kaybetmiş durumda Dark Passage. Koridorlar dağılmış durumda. Orman kontrolü gitmiş durumda. Yani şu noktada maçı tamamen soğutmaları lazım ama nasıl soğutacak onu bilmiyorum. Dark Passage iki kere Samsung White'la karşılaştı. Evet. Dünya şampiyonu sırasında bu kadar geri düşmemişti. Doğru söylüyorsun. Bu kadar geri düştüğünü ben görmedim. Diyorum ya son 3 seneden beri ilk defa bir maçta Dark Passage'in tamamen dağıldığını görüyorum. İlk iki maçta dahil. Nardios keskin gagalar alıp geri gidecek o da. Ya bot bile yapmadan ebedi kılıç bitirdi Nardios. Yani o kadar rahat bir oyun geçiyor. 4-0-1 oynuyor. Dur şimdi geri dönecek bir şeyler daha yapacak. Tabii alacak şimdi gittiğinde. Taldir'in yukarı alt koridoru itiriyor. Coşku artı botu tamamladı ve döndü. Enerji şimdi yukarı koridoru ittirmeye gidiyor. Kırmızı güçlendi ve doğru. Ya Korki daha üçlü kuvveti bitirememiş durumda. Belki şimdi dönünce bitirecek ama. Yani Lucian'ın bu durumu felaket ya Dark Passage için. Evet üçlü kuvvet bitti ama. Karşıdaki nişancının şu an şu olması lazım. Bir AMK kılıcı, tamam mı? Belki bir tane kazma, üzerine belki botu olabilirdi. Ama 4 tane skor, üzerine 4 tane kule, ebedi kılıç, coşku, bir de bot da bitmiş durumda. Ya bir de şöyle bir durum var şimdi. Dark Passage'da ön saf dedik, ön hat dedik, güzel bir hat oluşturdular dedik. Hecarim vardı, Sejuani vardı ama şimdi bu iki oyuncuya da bu arada bir savaş çıkacak mı? Taç orada kullanıyor, ölüm cezası ama tutmuyor. Yani bu iki tank şampiyonun üzerindeki eşyalara baktığın zaman şu an doğru düzgün bir yani tank eşyası yok üzerlerinde. Aynen öyle. Bir de yani Rumble bir de 11 seviye olduktan sonra bir güç patlaması olabilir derken. Arkadan da Erwin ulti'yi kullandı. İşte ulti geldi. O ulti geldi. Nardius hayatta kaldı. İnfazlı bitti. Erwin de verdi ya sana bakar mısınız? Yandan geliyor mu? Tepes yine tutturdu. Orada karandaki esaret var. Bakalım devamı gelecek mi? Hayır. Ya enerji orada olsa felaket bitmişti yani. Hasarı tamamlayamadılar. Başladıkları bu savaşta ama kule gitti. İstediğini yapamadılar ve Beşiktaş yine avantaj çıkmayı başarıyor bu noktada. Yürütmeyi başardı neredeyse ama çok fazla bir önemi yok. Ve bir kule daha. Ve böylece 12.000 kuleyi altına yaklaşıyor. Evet kuleyi almayı başarırlar. Naru orta koridora doğru dönüyor. Crystal Wick'de bu koridoru tutmaya çalışacaklar. Ve Landak, evet. Son 3 senenin şampiyonu diyeyim artık. 2 kere şampiyon oldular. Tabii. Ve ünvanları devam ediyor. Tabii. Bu ünvanı sonunda Beşiktaş alabilecek miydi? Yani herhalde bu gidişat onu gösteriyor. Bu gidişat onu gösteriyor. Ama bak şöyle bir durum var. Şu pozisyonu bir önce izleyelim. Sersent'le gelecek mi? Gittiği yerde. Gittiği yerde. Kullanıcı gittiği yerde oldu. Bak şöyle bir durum var. Dark Passage bence ligin hani başına diyoruz ya birazcık performans düşüktü diye. Şundan dolayı düşüktü bence. Biz işte şeye gittik, Dünya Kupası'na gittik. Ayrıca yani çok fazla hani yurt dışında turnuvalar oynadık, kazandık. Türkiye'de sürekli kazandık. Ama baktığın zaman o ligin başındaki performans düşüklüğü birazcık rakiplerini hani nasıl diyelim yeterince dikkat etmediler herhalde. Biraz hafife aldılar. Böyle olunca da
o performans düşüklüğü geldi. Şimdi finalde de belki hani benzer bir şeyden söz edebiliriz bu noktada. Finalde de yine Dark Passage belki yeterince dersine çalışmamış mı diyelim artık. Beşiktaş'ın bu kadar güçlü olacağını belki de tahmin etmedim. Derslerine çalışmışlar, değişik şeyler yapmaya çalışmışlar. Azir'i tercih ederek mesela ilk maçtaki Gragas, Azir gibi bir kom denildiler ama aradıkları sonucu bulamadılar ve şu anda 3. maçta Beşiktaş emin adımlarla şampiyonluğa doğru koşuyor. Aradaki farkı 12 binlere kadar çıkaracaklar birazdan. Çünkü rakibin bütün ormanını kuşatıyorlar, bütün kulelerini yıkıyorlar. Şu an Dark Passage'ın haritada adım atacak yeri yok. Yani burada çılgın bir artık yani Nexus girişi diyeyim. Nexus'a kadar kovalamazlarsa Dark Passage'ın çok fazla bir geri dönüş yok gibi. Sıçradı minyon, orada. Minyon kaçma minyon. Önü de geçti. Oyun yapmaya çalıştı ama olmadı. Bakar mısın tek mızrak. Tek mızrak ve taçın canına bak. Bir İkincisi. Enerji. Enerji. Sniper. Sniper döndü. Keskin nişancı enerji aradan aldı skoru. Yok yani. Ama bu Dark Passage'ın tamam mental olarak bittiğini kanıtlayan bir şeydi. İki kere üst üste o mesafeden mızrak yersen yok daha yani. Ya şu an bence ya orada bir de şöyle bir durum var. Yani. Kimse kendisini o mızrağın önüne de atamıyor. Çünkü kimsede büyüdürenci yok. Kim atacak orada yani? Aynen öyle ve şu an inhibitör açmayı başlayacaklar bu takıma karşı. Alt koridordaki inhibitörü zorluyor. Bu dakikada inhibitörü zorlayan bir Beşiktaş. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. 19 dakikada 14 skor almaya başardı. Yukarıda enerji bu arada kimin üzerine gidiyor? Bakıyorum şimdi. Elvin, Nardius'un üzerine gitmiş ama enerji orada yakalıyor. Enerji düşecek mi? Enerji düşüyor ama. Taldir, Double Dodge orada. Diğer tarafta Crystal kaçmaya çalışıyor. Taldir'in arka tarafta diğerlerini Dark Passage'in diğer ekibini uzaklaştırıyor. Ve Nardius takılıyor skor. Bonifrix'in canı çok az. Şimdi bu kuleyi almak için yanılacaklar. Teokes bu arada sakince vuruyor. Yumrukluyor kuleyi. İki tane birden inhibitör açma şansı var Beşiktaş'ın. Hani demiştik ya Rex'in ayrı ittirme potansiyeli işte bu öyle bir şeyden bahsediyoruz. Oyunun başında bu kadar fazla skor alırsa aslında ayrı ittirmeyecek şampiyon da yok. Taldir rahat rakibin ultisi olmadığını biliyor şu an. Ve diğer tarafta Elwind bir dur diyecek ama yani sadece oradan kışkışlıyor. İki tane inhibitör kulesi bir tanesi açıldı açılacak diğeri açıldı. Dark Passage yalnız hala inancı var oyuna. Hala savunmaya çalışıyor ve bırakmıyorlar maçı. İlk maçtaki gibi ben bu maçın yani Dark Passage'ın bir şeyler yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Çok geriler, aşırı geriler. Döndürmeleri belki de bu maçı imkansız denecek kadar zor ama DP bu maçı bırakmayacak. Sana şöyle söyleyeyim, burada Dark Passage ne yaparsa yapsın olmaz mı diyorsun? Olay Beşiktaş'ın yapacağı hatalara bağlı. O da ayrı. Yani. Ya biraz önce enerjinin yakalandığı gibi mesela. Böyle yakalanmalar devam ederse zor. Ama yani her şeyin bir bedeli var. Orada yakaladın, üzerine skorlar verdin, evet. İnhibitör kulesi verdin. Yine avantaj çıkan takım kim? Beşiktaş. Evet, şu anda Touch ve Naru. Bu sefer biz bir tuzak deneyelim dediler. Tuzakların maçı oldu zaten bu. Bakıyorum şimdi çığlık da geliyor. Crystal. Bak yine ayrı içerisine giriyor. Aşağıda Rex'i. Onu gördükleri gibi o tuzak gerek bitti. Yok. Şu anda zaten savaşmasına gerek yok. Üzerindeki eşyalara da bakacak olursan yani hasarı da var oraya ittirebilecek. Bu arada bir mızrak daha geldi orada Crystal'a. Yüksek bir hasar çıkarmayı başarıyor. Art koridorda Holyphoenix. Tutmaya çalışıyor oradan gelen minyonları. Şimdi Teokles üzerine gitti ama arkadan 4 kişi daha geliyor. Teokles ne yapıyorsun? Holyphoenix'in canı çok azaldı. Teokles şimdi oradan kaçabilecek mi bakıyorum. Baron alıyorlar kaçabilecek. Bu sırada. Baron alıyorlar Teokles. Teokles. Börke Baron'a koşun Börke dedi ve Börke, orada Baron'a başladılar. Beleş Baron var dedi. Gitti yola. Baron'a gittiler ama. Gitsin buraya Dark Passage. Dark Passage oraya doğru koşuyor Baron'un şu anda. Ultisi var çünkü ve tehlikeli olabilir bu. Bak aradığımız fırlatma bu olabilir. Geldi 1, 2, 3. Taldir'in almaya başardı aradan. Enerji kaçıyor şimdi. Ervin ışınlanmaya da geldi. Ama yeterli olacak mızrak. Hayır enerji şimdi kurmaya çalışıyor. DP için bu dönüş anı olabilir. Bakın enerji aldılar, orada kaldı. Aldılar. Çok yüksek hasar. Nardius geliyor. Nardius geri mi dönüyordu? Nardius çok kötü pozisyonda kaldı. Ervin de almaya çalışıyor ama. Buraya kadar. Üzerine ve katliam. Katliam. Dark Passage rakibinin hatasını kullandı. İşte, burada. İşte ya bundan bahsediyorum. Ya ama Dark yani Passage'dan bahsediyoruz. Beşiktaş. Hatayı affetmeyen bir takım Dark Passage. Beşiktaş inanılmaz bir hata yapıyor bu noktada. Belki de 5 dakika içerisinde şampiyon olabilecekleri durumda maçı bile vermiş olabilirler. Gerçi Baron bu güçlendirmesi bitmesini bekleyecekler. Sonra işler yine aynı rayında gidebilir ama Dark Passage'e umut verdiler şu an. Belki bu takım küllerinden doğacak bir morale sahip oldu. Her şey büyük olabilir. Hata. Her çok şey büyük olabilir hata. Şu andan itibaren.
Arada bir altın farkı 10.000 altının biraz aşağısında, 9.000 altın seviyesinde ama açıkçası şu anda Dark Passage dediğin gibi bir itici bir güç kazanmış durumda an itibariyle. Şimdi enerji üstüne doğru minyonların bir karanlık esaret onu minyona takılıyor. Hızlı bir şekilde iki tarafta ittirmeye çalışıyor minyonları. Dumbledore'un üzerinde orada biraz hasar vardı. Yalnız burada Teokles'i yine gönderdi alt koridora. Tabii canım açık monitör var şu an. Yani evet, bu sefer görüşü de var. Yok geri dönüyor. Evet. Ama şunu yapması bile yeterli. Tabii kuşatmayı. Yani kuşatmayı bitirin. Baron güçlenmesi olan bir aha takımı, bir dakika bombaladı. Bombaladı okay, orada okay. Ve hop. Bravo. Güvenli mesafeye görmüş durumda. Ultiyle her zaman savaşa doğru koşacak değilsiniz. Bazen de kaçarsınız. Elwynn ve şu anda Touch Holyfings'le birlikte kurtları aldılar. Enerji yukarı koridora çıkıyor. Sana ne oldu? Kulaklığım koptu. Eyvah ya. Touch ve Elwynn orta koridoru şu anda tutmaya çalışıyorlar. Bakalım Beşiktaş nasıl tekrardan bu avantajı ele geçirecek. Baron güçlendirmesinin bitmesini bekliyorlar. Senin de söylemiş olduğun gibi enerji şu anda bakıyoruz. Kuleyi almayı başardı Dark Passage takımı en sonunda ve enerji şimdi orada çok fazla hasar aldı. Geriye çekilmek zorunda kalıyor. Dark Passage'ın belki de oyuna geri döndürmek için en büyük şansı şu anda bu Baron'la birlikte ellerinde bulunmakta. Touch orada bir mızrak yedi. Çok fazla hasar aldı. Bir mızrak daha. Oo, çok tehlikeli. Naru'nun da yarı canı gidiyor. Ulti geldi. Ulti geldi. Şimdi savaşı başlayacak. Bakıyorum orada mızrak, ama hayır. Mızrak kaçmayı hayır, başardı hayır. Orada. Şimdi Ram'ın ultisi yokken bu kuşatma devam edecek mi bakalım? Oo enerji. Zerat ultisi gelecek mi acaba? Yalnız söylemiş olduğun gibi savaşmaya başladı bir anda. O Baron itici güç oldu onlar için. Maça geri dönmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu dakika itibariyle. Şimdi aşağı kuleye doğru yönlenecekler. Orada yakalanabilir belki Teokolis. Dikkatli olması lazım. Touch sinsi kulenin oraya doğru gidiyor. Yalnız Teokolis oradaki titreşimleri gördü ve aman dedi buraya fazla gelmemek lazım. Ve yine bir rotasyon. Dıştaki kuleleri almaya çalışıyor. Yavaş yavaş ama ortadaki inhibitör kulesini şu an açıkta bırakmış olabilirler. Beşiktaş ortadaki inhibitörü zorlamaya başlayacak. Kuleyi aldılar. Teokolis burada sadece dürtmesi lazım. Sadece izin vermemesi lazım geri dönüşlerini. Orada geri dönüyor. Evet geri dönüşlerini engelledi. Engellemeyi başardı. Şimdi bir ölüm cezası denemesi tutmadı. Olympics orada hala. Bakıyoruz şimdi yukarı doğru gidiyorlar. Enerji kuleyi alabilecek mi? Teokolis yakalar diğer tarafta. Elwynn'le birlikte Olympics. Teokolis ölüm pahasına burada geri dönmesine engellemeye çalışıyor. Ama. Sıçıp Teokolis kaçıyor. Hayır ve sonunda geldi. Yalnız yata da imitör açıldı. Değer miydi? Crystal üzerlerine gitmeye çalışıyor. Ejderha. 30 saniye şimdi içerisinde sefer, yok değmedi. Muhtemelen burada bakalım diğer alacaklar. Taraftan Naru bir şekilde zorlamaya çalışacak. Belki de durdurmaya çalışacak. Kuleyi aldı. Evet, kuleyi çok rahat bir şekilde Dark Passage takımı geri dönüyor. Holyfings'in zaten manası da yok. Yalnız altın farkı bir ara 12.000'lere kadar dayanmıştı hatırlıyor musun? Düştü. 6.700 yarı yarıya. Kesinlikle. Dark yani, Passage. Beşiktaş maçı bitiremedi. Maçın başında şunu söylemiştik. Böyle 30. dakikadan önce maçı hani bitirebilecek bir kompozisyon demiştik. Şu anda baktığın zaman 27. dakikadayız ve Dark Passage her geçen dakika aradaki farkı kapatıyor. Tecrübesini kullanıyor. Bakalım devam edecekler mi bu performanslarını son dakikalarda gösterdikleri. Enerji şimdi orada atladı ve ejderhayı başlattırdı. Ve takım arkadaşları da onlara katılacak birazdan. Evet, 3. ejderha olacak. Bu haritada birazcık daha mobil olma şansı geliyor. Beşiktaş için hareket hızı %5'lik oran. Bakalım. Önemli. Ya şu an zaten rotasyonlar döndüğü için bu hareket evet. Hızı çok önemli, kritik olabilir. Yani bu mesela Rexay'ın haritada yaptığı baskı sayesinde o neydi? Dumbledore dikkatli olması gerektiğini anladı. Bu aldığı hasardan sonra aynen öyle. Tabii üzerinde büyü direnci namına herhangi bir şey olmaması. Yok. Ya burada biraz Teokles de önde olduğu için çok fazla randuin yapmış ama onun dışında ilk yaptığı eşyalar büyü bir tanesi orman eşyasını yaptı. Ondan sonra da Hexenigre yaptı. Bakalım şimdi devamında ne gelecek? Crystal. Yalnız arkada Nora'yı isabet etti o mızrak. İnanılmaz.
Beşiktaş resmen hazine buldu orada. Bakalım şimdi buradaki baskıyı devam ettirmeye çalışıyorlar. Üzerlerine doğru devam edecekler mi? Yukarıdan süper milyonlar zorlayacak şimdi. Tabii süper milyonlar geliyor demiş olduğu gibi. Totemleri temizliyorlar. Arka taraftan yakalanmak istemiyorlar. Özellikle burada Hikarim'e dikkat etmeli lazım. Işınlanmasıyla pozisyonlarını bozabilirler. Enerji çok fazla hasar alıyor. Bir mızrak ya, sürekli bir mızrak şampiyonu bak, belleyebilir. Öbür tarafa gittiği gibi Korki hemen buraya itmeye çalışıyor. Nardius arkadan da çok fazla hasar aldı. Teokres ön tarafta. Dumbledore çarpmış olabilecek bakalım. Tüneliğini kullanıyor. Uzaklaşıyor. Touch ön tarafta. Bir orada karanlık bağdağı boşa gidiyor. Kristal şimdi üzerinde ileride doğru atladı. Uçuş attı. Diğer tarafta Taldir'e geliyor. Maçı bitirdiler galiba. Bakalım. Kırmdes ilk düşen trash oluyor. Arka tarafta bakıyorum. Hecarim de düşüyor. Ve Nexus iki kuleleri. Skor, iki skor çıkmış oldu. Nexus kuleleri düşmek üzere. Beşiktaş'ı görüyoruz alt tarafta da. Yalnız Taldir'in orada inanılmaz bir pozisyon aldı. Saklandı ve rakiplerin inanmasını bekledi. İnandıktan sonra arkaya o usul usul kızgın yağ bıraktı. Oradaki savaşı kazandırmayı başardı. Yalnız Naruto yakalandı. Kristal'da. Bakıyorum enerji düştü. Kristal düşecek mi? Kristal olabilir. Kristal kaçmaya çalışıyor. Bir skor daha. Maçın sonuna gelemiyoruz. Taldir hala hayatta. Taldir hala hayatta. Holyfrix geldi yalnız. Dikkatli olmaları lazım. Holyfrix şu anda kırmızı çok kötü durumda değil. Kırmızı güçlenmesi de var dediğin gibi. Üzerlerine gidecek mi acaba? Teokles'i orada yakalamaya çalışıyor. Minyonlarla beraber 3. inhibitörü en azından kulesini indirmeye çalışıyor şu an. Touch da geldi oraya. Nardius. Yalnız bir vuruş kaldı. Elvin doğdu. Elvin doğdu ama geriye kalan sadece bir tane inhibitör. Nexus kulelerinden farklı Baron olarak canlı. Bir tane inhibitör kaldı. Baron canlı demiş olduğun gibi. Şu an Beşiktaş yine bir ara fırlattı diyelim. O avantajı evet. Tamamen geri kazandı. İki tane inhibitör düşürerek. Zaten oyunun başında o kadar fazla bir avantaj elde ettiler ki. Yapmış oldukları bir hata maçı kaybetmelerine yetmedi. Bakalım devamını getirebilecekler. Evet şimdi Teokles ultisini kullandı ve Baron bölgesine doğru gidiyor. Ve yine Dumbledore'da şu anda totem avantajını kurmaya çalışıyor. Tek Naru yapmaları gereken şey sabırla beklemek. Aşağı koridordan o süper minyonların gidecek. İtilmesi. Evet itilecekler. Nardius kırmızı güçlerinde onu da beklemeleri gerekecek diğer bir yandan. Ama Hecarim'in ışınlanması dikkat. Var mı arkada herhangi bir totemi yok. Dark Position arkada bir tane dipte bir totemi olsa Hecarim'le belki bir oyun deneyebilirlerdi ama Hecarim şu an bayağı da zorlanıyor orada. Canının yarısını kaybetti. Yani bu Baron'a başlama işareti bile olabilir. Beşiktaş'ın hayır. Az önce tabii biraz dilleri yandı. Evet. Bu sefer Baron'la beraber fırlatmak istemiyorlar. Elvin sonunda o minyonları temizlemeyi başardı ama bayağı da bir canını kaybetti. Taldir'in üzerine serserlik de geldi mi? Hayır. Devamını getirecekler mi acaba? Naru orada. Thresh'in feneriyle uzaklaşmayı başarıyor. Işınlanma gelecek mi? Hecarim'e bakıyorum. Gözüm devamlı Hecarim'de. Her an gelebilir. Her an gelebilir. Enerji bu arada çok fazla hasar var üzerinde. Kılıç çapayacak mı? Hayır. Çok önemli Naru, bu. Naru. Naru ile şaka olmaz. Olmaz. Siz nişancıysanız biz de nişancıyız dedi. Biz de sniper'ız dedi ve Naru burada skor almayı başardı. Şimdi Dark Passage bakalım. Yukarıdaki imitör doğdu. Evet. Ortadaki imitörü zaten alamamışlardı. Şimdi Beşiktaş acaba nasıl cevap verecek bu duruma? Dark Passage orta koridoru ittirmeye devam ediyor. Naru güvenli mesafede kendine yer bulmuş durumda. Yani işte o eşyalarını birazcık olsun tamamlamış olan bir Hecarim. Pardon Hecarim dedim özür diliyorum. Zerat çok tehlikeli. Başladılar şu an görüşü yok. Korki de uzakta o küreden. Işınlanma gelecek. Bak Hecarim geri döndü. Işınlanacak. Işınlanacak ama nereye? Totem gelebilir içeriye. Nasıl? Crystal totem kullanacak mı? Şimdi Dumbledore'un ultisini kullandı. Crystal tutmaya çalışıyor. Crystal uzaklaştı. Baron'u almış oldu böylece. Beşiktaş ekibi hatta galiba enerji de aldı Baron'u. Aynen öyle ve kazanmaya yakınlar şu an. Bu Baron güçlendirmesiyle beraber son darbeyi vurmaya geliyorlar. Bakın Dark Passage yani 2 sene sonunda düştüğü bu durumdan kurtulmayı başaracak mı? Ya da Beşiktaş bu mevsimin şampiyonu olacak mı? Çok az bir süre kaldı diyebiliriz bu savaşın gerçekleşmesine. Ya yalnız bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Dark Passage bu şekilde aradan hani Baron'u verse de diğer objektiflere şu anda harita üzerindeki görevlere pek gidemese de ya bu şekilde maç uzadığı sürece Dark Passage sürekli geri dönüyor. Ama şimdi yani bu noktada Zerat'ın etkili olabilmesi için önünde kule olması lazım ve minyon dalganın temizlemesi lazım. Şu an kuleleri yok. Nefis kuleleri kaldı bir tek geriye. O büyük sıkıntı. Bir şekilde savaşı direkt başlatabilir. Beşiktaş ki burada Taldir'in ultisi eşliğinde arka safları dalmayı başarırlarsa ve Naru, Holyfinix'ten bir tanesini indirirlerse maçın sonunu görebiliriz. Şimdi rotasyon yapmaya çalışıyor Beşiktaş. O imtörleri açmaya çalışıyor daha fazla imtör. Elvin ve Crystal alt tarafta olabildiğince orta koridora doğru yaklaştırmaya çalışıyor o
çalışıyorlar o minyonları ki buradaki baskı arttığında müdahale edebilsinler. Daha çabuk bir şekilde oraya gelebilsinler. Bu arada Rumble'ı yukarı koridora gönderdiler. Taldrin yukarı koridora döndü. Çünkü oradaki minyon baskısını arttırması lazım. Beşiktaş'ın 3 koridordan bir 3 koridordan birlikte eğer ki minyonlarla ittirebilirlerse çok daha hızlı bir şekilde o imitör alacak. Bu arada işte Ervin'den beklenen ulti geldi. Bakalım Ervin. Gelemedi. Gelemedi. Kaçmak için gitti. Terse. Uzaktan infaz geliyor. Yeterli olacak mı? Rumble ultisi. Herkesin canına geldi. 2'de 2. Kaldırayım. Kaptan 2'de 2 yapıyor. Üzerine bir de şimdi imitör açmayı başardılar. Bu sefer Dark Passage acaba savunabilecek mi? Nexus Kule'nin canı azalmaya başladı. Crystal ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Touch öne çıktı. Yeterli değil. Crystal yakalanıyor. Bir skor daha mı çıkacak acaba bakalım. Arkadan Naru hayatta kalma mücadelesi veriyor. Şimdi Teokes için çok az. Teokes düşebilir orada. Üzerinde tutuştu var. Teokes düştü. İkinci Nexus Kule'si düştü. Şimdi Nexus'a vurmaya başlayacaklar mı? Naru arkada danslar vermeye devam ediyor. Naru'ya sıçacak çok az. Oradan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Dumbledore yine tuttu orada. Crystal tutuyor. Beraber. Crystal alabilecek acaba son bir vuruş arka tarafta Dumbledore ve skor alıyor. Beşiktaş şampiyon! Şampiyon Beşiktaş oluyor. Kış mevsimi finalinin şampiyonu Beşiktaş İspor Kulübü oldu. Böylece uluslararası Wildcard özel turnuvasına da katılmaya hak kazanmış oldular. 3 maçlık muhteşem bir seri izledikler. Hak edilen evet. Bir şampiyonluk. Beşiktaş sezon boyunca domine etti. Maç kaybetmediler asıl kadrolarıyla ve buraya geldiler. Atlas'a karşı ilk önce müthiş bir performans. 3-0. Dark Passage yenilmez armada. Finallerin lokomotifi onlara karşı da müthiş bir üstünlük. 3 maçta da gerçekten güzel performanslar. Belki başta yaşamadıkları heyecanı maçın sonunda, serinin sonunda yaşadılar ama önde olmaların avantajını iyi kullanıp seriyi bitirdiler. Şampiyon Beşiktaş tabii ki bir şampiyonun da şampiyon olabilmesi için iyi bir rakibe ihtiyacı var. Kesinlikle. Dark Passage ikinci oldu. Onları tebrik etmek lazım. Ve Leti oyunculuk kariyerinde yapamadığını, koçluk kariyerinde üçlüler çekti diyor şu an bakalım. Beşiktaş taraftarlar da tabii çok mutlu. Onlar da tezahürata başladılar alanda. Beşiktaş taraftarlar. Herhalde şu taraftarların sesi, tezahürata evet. Her şeyi anlatıyor. Atkı sallayanlar var arasın. Beşiktaş taraftarları görüyoruz. Gerçekten de çok iyi bir seri izledik. Dark Passage burada olabildiğince her türlü pozisyona cevap vermeye çalıştı ama Beşiktaş'ın kararlı duruşu, o pozisyonlar sırasında yaptıkları çok önemliydi bu arada. İşte kaldığını görüyoruz. Hepsi yine sarıyor. Oyuncular çok mutlu. Yani aylardan beri bu an için çalışıyorlardı. Bütün emekler, bütün çalışmalar bu yöndeydi ve Beşiktaş. Evet, şimdi Taldrin evet. Charmy'nin yanına doğru geçiyor. Herhalde Charmy'ye doğru geçiyoruz röportaj için. Bakalım Taldrin neler söyleyecek, hislerini aktaracak bizlere. Arkadaşlar yanımda kış mevsimi şampiyonu Beşiktaş var. İnanılmaz bir performans sergilediniz. Tüm salon sizin için inim inim inliyor. Çok güzel bir maçtı. Neler söylemek istersiniz? Nasıl hissediyorsunuz? İlk defa Şampiyonluk Ligi'nde sizi gördük. Kazandınız. Muhteşem bir sezon geçirdiniz. Neler söylemek istersin? Biz kazanacağımızdan emindik. Bu arada biraz sesim kısıldı bağırmaktan. Kusura bakmayın. Emeklerimizin karşılığını aldık yani. Başka söyleyecek bir şey yok. Peki. Buradan sonra önümüzde Wildcard gibi önemli bir yol var. Nasıl hazırlanacaksınız? Çok kısa zaman var. Orada sizden neler beklememiz gerekiyor? Ülkemizi nasıl temsil edeceksiniz? Açıkçası korktuğumuz iki tane region var yani ülke var. Onları geçtiğimiz sürece kazanacağımızdan eminim. Bakalım elimizden gelen en iyisini yapacağız. Süper. Arkadaşlar ben son bir soruda burada koçumuz var. Letilian siz de yakından tanıyorsunuz. Neler söylemek istersin Letilian? Sen nasıl hissettin? Gerçekten ya oyuncu olmasam da artık bu heyecanı hissetmek çok çok büyük bir şey benim için. Hepsiyle çok gurur duyuyorum. Hepsi çok iyi çocuklar. Gerçekten çok güzel oynadılar. Umarım en iyi şekilde dışarıda da temsil edeceğiz sizi. O zaman ben sizden ve özellikle takım kaptanından son bir kez daha bir ülke tutturmanızı rica ediyorum. Beş. Söz saldığında. Harbi Doskan gelmedi. Ben aradım.
Gelmedi o. Tamam. Hadi. Tekrar ve tekrardan size tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir performans, çok güzel bir seyirdi. İyi ki buradasınız. Söz tekrardan sunucularımız Glandal ve Johnny'de. Evet, bir kez daha Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum ben de. Yalnız şöyle bir şey var Johnny, ikimiz de ters köşe yaptılar. Biz 5 maç sürer diyorduk bu seri, sesler nasıl dayanacak diyorduk. 3 maça bile zor dayandı sesler ama herhalde 5 maç sürseydi... Ya bir yandan dediğin gibi, içimde bir ukde var. Şöyle 5 maçlık bir final serisi hala göremedik ama bir yandan da 5 maçı uzasa ben ya buradan düşüp bir şekilde kendimi bırakacaktım ya benim kulaklık falan parçalanacaktı ama... Ki zaten dikdik parçalandı bir noktada. Bir noktada parçalandı. Evet, muazzam bir seri. Çok iyi bir oyun izledik Beşiktaş'tan. Açıkçası bu oyunla uluslararası özel turnuvada ben Türkiye'yi çok iyi temsil edeceklerini düşünüyorum. Hatta orada birincilik bile gelebilir, şampiyonluk gelebilir. Ardından yine devamında Amerika'da düzenlenecek olan turnuvada dahi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Beşiktaş'ı bu kararlı duruşlarından ve gerçekten de sürekli seviye arttıran oyunlarından dolayı da tebrik etmek lazım. Hiçbir hafta kendilerini tekrar etmediler. Her hafta kendilerini geliştirdiler ve bunu finale de yansıtmış oldular. Bu psikolojik bir savaş. Sonuçta mücadele ettiğin takım finallerde bugüne kadar sadece toplamda 3 senede 3 tane maç kaybetmiş bir takımdan bahsediyorsun final serilerinde. Evet. Ve sen bu takımı final serisinde 3-0 yenmeyi başarıyorsun. Bu büyük bir onur. Yani Beşiktaş taraftarı takımı bu onuru yaşamalı, bu başarıyı yaşamalı. Ve şimdi bir diğer kele gidiyoruz. Sahnede Extreme. Çok teşekkür ediyorum. Nefes kesen, hiç hız kesmeyen bir finalin ardından bir şampiyonumuz var. Ama mevsim boyunca en iyi koridorları, en iyi oyunları çıkartan ve sizlerin oylarıyla seçilmiş, Role Espor üzerinden seçilmiş en iyi koridorlarının, oyuncularının madalyalarını vermek üzere Right Apps Türkiye Ülke Müdürü Hasan Çolakoğlu'nu sahneye rica ediyorum. Tabii alkışlarsanız ne güzel olur değil mi? Şimdi sizden biliyorum yoruldunuz ama şöyle bir şey rica edeceğim. Ben burada her ismi okuduğumda siz bir orlayı çekeceksiniz. Her oyuncu, birbirinden oyuncu, değerli oyuncu sizlerin orayleriyle yücelecek. Şimdi hazır mısınız? Üst koridorda Beşiktaş'tan Taldırın! Tamam. Gel gel. Gel madalyonu da al ya. Sen hak ettin bunu. Şimdi sıra mevsimin en iyi ormancısında. Beşiktaş'tan Tekoles. Sıra orta koridorda. Hazır mısınız? Dark Passage. Naru. Ali. Kış mevsiminin en iyi nişancısı. Dark Passage'dan Holy Phoenix! Şimdi de sıra en iyi destek oyuncusunda. Beşiktaş'tan Double Dodge! Beşliği bir kere daha alkışlayalım. Biraz daha güçlü alkışlayalım.
Biraz daha güçlü alkışlayalım. Şimdi de sıra bu finalin en değerli oyuncusunda. Genç Yüksel'in yaptığı oylamayla yine sizlerin kullandığı oylarla seçilen en iyi, finalin en iyi oyuncusunun ödülünü ve kupasını vermek üzere Yüksel Gençlik Segmenti Direktörü Bahar Uçanları sahneye davet ediyorum. Hadi birazcık daha alkışlayalım. O halde bu sefer çok güçlü bir oyla istiyorum. Finalin en değerli oyuncusunun ismini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Beşiktaş'tan Berke Taldirin Demir. Bence alkışla geliyor. Buradaki sporcular çok çalıştı. Buradaki sporcular çok uğraştı. Ve şu görmüş olduğunuz kupayı sonuna kadar hak ettiler. Bu kupa sizin. Şimdi onu göklere kaldırabilirsiniz. Sevincinizi sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Beşiktaş'ı buraya doğru çağırıyorum komple. Siz hazır olduğunuzda kupa ellerinize yükselsin. Yo olur değil mi? Yo. Çıkarttılar ve bu kupayı sonuna kadar burada göklere kaldırmayı hak ettiler. Aynı zamanda uluslararası özel turnuvada ülkemizi diğer 6 bölgeye karşı temsil etme hakkını kazandılar. Yine bu arenada, yine burada belki de bu takımı yine kupa kaldırırken göreceğiz. Şimdi sizlerden son bir alkış istiyorum. Son bir alkış lütfen. Sonuna kadar hak ettiler. Şimdilik bizden bu kadar. O zaman Johnny ve Glandal sendeyiz. Evet Ekstrem, teşekkürler. Ayrıca Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten de bugün bize Türkiye'de elektronik sporun da geldiği noktayı göstermiş oldular biraz da. Yaptıkları taktikler, kullandıkları şampiyonlar ve gerçekten de bana umut veren bir 5 maç izledim açıkçası. Bugün 3 maç izledim pardon. Bugün neden olmasın, bu sene neden daha yerlere gelmeyelim? Çünkü bir sezonumuz daha var. Kış mevsimi var, pardon yaz mevsimi var. Ardından bu oradan çıkacak olan, Türkiye Büyük Finali'nden çıkacak olan takım Dünya Şampiyonası'na gidecek. Gitmeye hak kazanacak belki de. Ve bu oyuncuların performansı bana bu sene çok daha iddialı olarak, Türkiye olarak iddialı olarak geleceğimizi gösteriyor. Sadece Beşiktaş her zaman Dark Passage'in performansı. Sonuçta Dark Passage'in geçen sene belki de en şikayetçi olabilecek konulardan bir tanesi, karşılarında onların seviyesinde bir takım olmayışından ötürü belki de kendilerini geliştiremeyişleri idi. Ama gelin görün ki artık bir rakipleri var. Artık onların seviyesinde oynayan bir değil birden çok takım var. O yüzden işte sezon, işte lig, işte mücadele şimdi başlıyor. Bu dakikadan sonra Dark Passage'de çalışacak. Beşiktaş, HVA artık ligde kim varsa çalışmak zorunda çünkü çalışmayana kupa yok. Evet arkadaşlar, şunu söylemekte fayda görüyorum ben bir yandan da. Eğer belki bugün ilk defa Şampiyonluk Ligi'ne denk gelmiş olabilirsiniz, yayınlarımıza denk gelmiş olabilirsiniz. LoLeSport.com adresinden Türkiye'de League of Legends'la ilgili, e-sporla ilgili bütün haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca tr.leagueoflegends.com adresimizden yine haftalık olarak LoL TV'nin yayın akışını takip edebilirsiniz. Ayrıca bizleri de Twitter'da ve Facebook'ta Riot Clan'dan ve Riot Channel olarak bulabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra artık herhalde teşekkür etme vakti geldi. Aynen. Türkiye'deki milyonlarca League of Legends
Oyuncusa teşekkür etmek lazım. Sizin sayenizde oluyor arkadaşlar. Sizin sayenizde bu noktaya kadar geldik. Geçen sene Bostancı Gösteri Merkezi'nde 1500 kişilik bir alanda yapılıyordu bu sezon finalleri. Bu sene Volkswagen Arena'da 5000 kişinin huzurunda bu seyircilerle birlikte bu... Ve ekranların başındaki 10.000'ler. Ve ekranların başındaki tabii ki de 10.000'lerce kişiyle birlikte gerçekleştirdik kış mevsim finalini. Herkese kucak dolusu teşekkürler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz tabii ki de. Kaan Kural vardı bugün burada. Regarnur vardı. Scarlett vardı. Charmy vardı. Extreme vardı. Ve sizlerin belki de ekranlarında görmediniz ama arka tarafta yine onlarca diğer yolcu çalışma devam bugün etti. Bu yayını sizlere sunmak için elinden geleni yaptılar. Herkese teşekkür ediyoruz herhalde. Bugünlük bizden bu kadar ama unutmayın LoL TV'de yayınlar devam edecek. Şampiyonluk Ligi devam edecek. Mücadele tekrar devam edecek. Burada olacağız. Mücadele devam edecek. İzleyen, katılan, burada olan herkese teşekkürler.